Hepinize merhaba arkadaşlar. Ülkemizin genel durumu gördüğünüz gibi bu şekilde. 3 cepheyle savaşıyoruz ve 3 cepheyle olan savaştan tabii ki en çok zararlı çıkan biziz. Bunun farkındayız ama elimizden geldiğince onları geri püskürtmekte zorundayız. Başka çaremiz yok ve bunu yaparken de olabildiğince arkamızda sağlam toprakları tutup düşük toprakları da düşmana kaptırma niyeti içerisindeyiz. Peki bu olay olurken ne oluyor, ne bitiyor? Aseraylılar rahat durmuyor. Aseraylılar yavaş yavaş bizim aldığımız kalelere el koymaya başladılar. Tabii ki alt taraftan Vlandiyalılar gördüğünüz gibi çağrısı ellerine geçirmiş durumdalar. İç bölgelerde kalelerimizi düşürmeyi başarıyorlar. Onlar o savaşla ilgilenirken benim de niyetim bu bölgeden olabildiğince aseraylıları yarmak. Umarım dediğim gibi Kuzeytliler ile olan savaşta bizim çocuklar ön plana çıkar ve onları düşürmeyi, savuşturmayı başarırlar. Ama yanımıza kadar İyalas gelmişken o kreş hatasının bir telafisini yapalım. Buradan İyalas'ı bir Tahtalıköy'e boylayalım. Hocam, onurlu bir adam olarak tanınıyorsun dedim, umursamadın. Politika dedim, onu da umursamadın. Oğlum zaten 3 kez seninle şey yapmışız lan. Ana. Şükür lan. Şükür. Dedim herife ikna edemeyeceğiz herhalde. 3 tane de fail atmazsın. Hoş geldin bu arada aramıza. Hoş geldin kardeşim. Bak savaşmaya bile gerek kalmadı. Var mı toprağın? Adamsın. Sen var ya adamsın, adamsın. Dur lan ben sana biraz da para mara vereyim. Git bak. Kendine ordu yap, ordu 1 dinar. Ne? 1 dinar işte. Yeter. Onu vermediklerim de var. Öyle düşün. Şimdi biz buradan ufak ufak Şibale doğru tekrardan dönelim. İmparatorluk yok edildi. Bunu zaten biliyorduk. Yani biliyorduk onu. Bilmediğimiz bir şey değil. Bize farklı şeylerle gelin. Yani bilmediğimiz şeylerle değil. Ya da bildiklerimizle değil. Bu arada Koçbaşı'na hiç gerek yok. Biz buraları sanki direkt bu şekilde düşürebiliriz gibi. Şöyle bir bakalım. Yani adamlar bir tane aleti yapana kadar biz neredeyse kuşatmayı tamamladık. Bu arada kimden bir haber geldi? Kaleus Kalesi alındı. Kaleus Kalesi'ni kime verelim çocuklar biliyor musunuz? Olympus'a verelim. Ona destek var. Kusura bakmayın. Bu arada bazı benim aldığım kreş hatasından dolayı karakterlerin yüzleri yok. Bu da niye olduğu emin değilim. Umarım düzelir. Yani düzelmezse de bu saatten sonra çok da umurumda değil. Yalan yok yani şimdi. Onu mu düşüneceğim? Zaten bozuk oyun. Kısa. Gelmiyor ya gelmiyor. Kaplamalar inatla gelmiyor. Sana bir can çekiştiriyor. Optimizasyon problemli. Patates olmuş. Düzelecek. İnşallah düzelecek. Ama bizim acilen bu mancılı katapultu falan yapmamız lazım. Bu ne abi? Hadi ya. Gösterdin elletmenin resmen ya. Kardeşim. Bir şey konuşabilir miyiz? Tayı yaslama. Tamam o zaman savaşacağız. Madem kaçamıyoruz savaşacağız. 500 kişi, 200 kişi. Bu pek de hoş olmadı işin aslı ama. Neyse. Umarım esir düşmeyiz. Esir düşersek hesaplarımız karışabilir. Onların ordusu bizimkinden daha iyi. Ve o ordunun avantajını da burada kullanacaklardır. Şimdilik üzerimize yaldır yaldır gelirlerse problem yok. Ama gelmezler, birazcık kalmayı tercih ederlerse bu sıkıntı olabilir. O yüzden olabildiğince beklememiz gerekiyor. Onlar gelmeye başladı. Süvari konusunda çöpler. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı kullanma şansımız çok yüksek. Onlar hafif hafif solumuza yerleşme niyeti içerisindeler. Siz oraya bir geçin. Biz görmedik sizi. Hadi hadi biz görmüyoruz. Burada da 24 kişileri var.
O zaman bizim çocuklar bunlara ufak ufak ok atarken oradan bir iki asker düşer mi ya? Şöyle bir atak yapsak. Lan oğlum niye öne doğru hepiniz yaldır yaldır gittiniz? Ben arkaya verdim lan Emre. Lan bizim çocuklar da garip ha. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Her türlü alırız biz bu savaşı ya. İsterse 300 kişi olsunlar, isterse 1000 kişi. Ne fark eder tam diyecektim. Çok şey fark edebiliyor. Çok şey fark edebiliyor. Bu adamların ben süvarilere karşı büyük bir avantajlı olduklarını unuttum. Adamların arasına keşke bodozlama gitmeseydim. Savaşa en ufak bir katkım bile olmayacak. Ama ben benim çocuklara güveniyorum. Onlar bu savaşın üstesinden geleceklerdir. Yani sayısal üstünlük belki onlarda olabilir ama birlik konusundaki tecrübe de bizdeki daha iyi. Diyecektim, vazgeçtim. Bizim birliği patis etti bunları ya. Harbi patisi oldu lan bizim çocuklar. "35 tane kaybımız var. 100 askerle 400 askeri biz hayatta düşüremeyiz. İmkanı yok bunun. Bunun hayatta imkanı yok. Şöyle bir şey yapsak. Savaşı bitir desek. Savaşı bitirelim biz. Sıçtık. Hadi canım. Nasıl oldu la bu? Demin biz orada kaybediyorduk. Ulan benim ordu var ya, ben yokken daha çok işe yarıyor ha. Tamam. Hoş geldiniz beyler aramıza. Vallahi cümbür cemaat toplandınız. Bizim de kayıplarımız var ama sizin kaybınız biraz daha sanki fazla gibi be. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Yorum, düşünce, öneri, tavsiye var mı ha aranızda? Bunu yapabilecek. Şunları çekelim. Atlarınızı bir alalım biz sizden ya. Size atlıya matlıya gerek yok. Şunları da toplayalım yanımıza. Vallahi Asera'ya tek postada darbeyi sağlam vurduk gibi geldi. Hani şaka maka bir yana, harbiden adamlar şu an patates oldu ya. Ve beklenmedik bir şekilde bu son buldu. Ben orada esir düşeceğimizi düşünürken, beklerken bizim çocukların tecrübesi onları yok etmeye yetti. Aferin size lan. Ulan var ya, boşa almıyorsunuz bu paraları ha. Harbi diyorum, boşa almıyorsunuz da bütün ordunun yaralı olması da birazcık işte işi bozuyor. Şuradan bari yanımıza çekebildiklerimizi kaçanlar illaki olacaktır. Yani buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama en azından kalanlarla bir şeyler başarabiliriz. Hatta şuraya doğru gidelim hızlı bir şekilde. Şehirde beklerken askerlerin kendine gelmelerini isteyelim. Onlara bir hekimlik yapalım. Puan geldi görünüyor ama nerede? Yok görünme neden? Yalan söyleme bari ya. Vallahi yalan söyleme. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi ben şuraya gideyim, esirleri bir bırakayım. Esirleri bir buraya bakalım. Mahkumları bağışla. Yok, mahkumları bağışlamayacağız. Mahkum atacağız oraya. Yok ya, bir dakika. Ha, bağışladan kastın o mu? Tamam, bağışlayalım o zaman. Sen. Gidin lan içeri. Gidin içeri, az biraz takılın orada. Bakın bir zindan havası alın. Bu arada benle konuşabiliyor musunuz zindanda? Yok. Konuşabilselerdi şey diyecektim. Bak isterseniz bize gelin. Hani siz bilirsiniz gene de, ama isterseniz bize de gelebilirsiniz. Böyle bir teklifte bulunacaktım. Madem o teklifte bulunamıyoruz, o zaman biz birazcık burada dinlenelim. Şöyle askerler bir kendilerine gelsin, bir toparlasın. Ardından hemen yolumuza devam edelim. Yani gördüğünüz gibi çocuklar olabildiğince hızlı bir şekilde kendilerine geliyorlar, toparlanıyorlar. Bunları yapmamız gerekiyor çünkü yaldır yaldır gidersek biz problem yaşıyoruz. Yetenek puanımız da 191'e çıkmış bu arada. Güzel. 95. O 95 abi içeride yalnız.
biz hareketli haldeyken kendine gelsin. Yani şu an çok fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Bu arada bir kaleyi daha almayı başardık. Al kardeşim benim. 8 kişilik destek var arkanda. Yüzleri belli olmuyor ama problem yok yani. Veririz, veririz. İçin rahat olsun. Bu arada paramız da 1 milyon oldu. Darphane gibiyiz, darphane. Para basıyoruz. Para basıyoruz bu saatten sonra. Şimdi Andrew ordu kurmuştu. Şimdi son durum ne oldu? İç bölgelerimizden kaybımız var mı? Sanki burası düşmüş gibi. Buradan ufaktan bir ilerleme var. Burası olduğu yerde saymaya tam gaz devam ediyor. Bizim çocuklar nereleri alıyor? Koronya değildi. Nerede savaştıklarını bir anlayabilsem problem yok da. Nerede savaştıklarını tam olarak kestiremedim. Aa, Kaleus Kalesi. Üst tarafa saldırıyorlar. Tamam. Onlar demek ki Vilandiyalıları oyalıyor. Güzel. Bu iyi bir haber. Tatmin edici. Onlar o zaman Vilandiyalıları oyalıyorsa biz de alt taraftan Asera'yı düşürmeye çalışıyorsak olabildiğince hızlı bir şekilde bu savaşa devam edeceğiz. Asera'nın gücünü düşürmeyi başardık. Kuzeytliler şu an kuşatma konusunda başarılılar. Bu birazcık kötü bir haber. Kuzeytlilere de darbe vursak mı ki ya? Ama bir yandan bunları da indirmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız bu işi? Kuzeyt'i zaten köşeye sıkıştırdık. Aserayluları da esir almayı başardık. Biz o zaman şöyle yapalım. Burada en mantıklı yapılabilecek hareket sanki oymuş gibi hissettim. Bir düşündüm. Biz nereye gidelim biliyor musunuz? Kuzeyitlere gidelim. İtlere bir artistik yapalım. Siz hayırdır lan diyelim. Siz hayırdır. Gel buraya kardeşim. Gel gel kaçamazsın. Prientos'um gel buraya. Gel. Madem siz orada yağma mağma işlerine el attınız, biz de yağma işlerine bir karşılık verelim. Bak bir şey konuşacağım. Gel bana. Onurlu bir adam olduğumu biliyorsun. Bıyığına kurban oldum. Gel de bize katıl. Mançuk zaten sözünleri değil. Bundan herkes isyan ediyor. Krallığın çıkar ilişkilerini de ön plana attın mı? Yani onlar da senin durmanı sağlayacak bir neden, sebep yok. Bak paramız da var. Hoş geldin kardeşim. İhanete uğrayanların lejyonu. Ben sizin en son kellenizi kesecektim ama neyse. Neyse hadi. Burada ne oluyor bu arada? Kimle kim savaşıyor? Çapulcularla. Çapulculara niye savaş ilan ediyorsun ki sen ya? Kanuja'nın bu arada ordu durumları falan ne halinde sende? Ona sordu topladı gene ama. Artık ondan da bir beklentimiz var ya. O kadar hani mekan verdik sonuçta. Bir işe yarasın. Şimdi bu odakta son durum ne? Aha Cebbal. Cebbal'in adamları. Gelin buraya gelin. Bir yandan bizi de şuraya götürürsen çok güzel olur. E buraya da bir göreydik be. Ha 500 kişi var. Lan yanımdan birisi geçti. Közlerden Myron. Cevallerden Dwayne. Melidir. Şu Melidir'le bir görüşelim. Bak bunlar gene beni satmış ya. Ulan sata sata bir hal oldunuz. Vallahi sata sata bir hal oldunuz. Kaleye mi girdi? Bu ne yaptı? Kurt poz. Bunun hiçbir şekilde bir etkisi metkisi yok. Bunlar toparlanmaya çalışıyor. Bariz belli. Buradan yakaladığımızı kendi lehimize çekip Asera'yı çok kısa bir şey, Kuzeyitleri çok kısa bir süre içerisinde bitirebiliriz. Ama ben bu herife yetişemiyorum. Herif harbi kaçıyor ya. Oğlum çok bana vakit kaybettirdin lan. Sen bunun farkında mısın, değil misin bilemiyorum ama ciddi anlamda bana çok büyük bir vakit kaybettirdin. Bu kötü oldu. Bu bayağı bir kötü oldu. Yani bu herife bizim ne yapıp edip yetişmemiz lazım ama pek de yetişebilecek gibi durmuyoruz. Adam 5-7 gidiyor, biz 5-5 gidiyoruz. Oğlum yiyecek mi yiyecek stone senin ne alemde, hiç bitmeye niyeti yok mu lan?
3 tane de tutsağı varmış. Ha, sıkıştırdı kendini köşeye. Ama artık yavaşla da bir selam verelim be. Vallahi koştururum. Harbi diyorum, koştururum, bırakmam. Yani illaki birazdan gıda konusunda problem yaşayacak. Yani yaşaması gerekiyor. Oğlum bir dur lan. Hani benlik problem yok. Ben 46 gün boyunca koştururum bunu. Ama bu nereye kadar kaçacak böyle? Adam haritayı gezdirdi bana. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Herhalde çakallık yapıyor. Arka plandan kendini unutturmaya çalışıyor da. Paperim gel buraya. Gel gel gel. Ulmanım. Ne yapıyorsun? Ulan ben Papen'e gidiyordum ama. Şanslısın ha. Esaretten kaçtı mı? Nasıl kaçtı ya? Ha. Tamam öl o zaman. O zaman öl, ne yapayım yani? Oğlum esaretten nasıl kaçıyor? Bu adamlar zaten kalenin içinde değil mi? Herifleri biz oraya bıraktık. Kale mi düştü lan yoksa? Direkt bir hücum edin bakayım. Oğlum galiba orta taraftaki kale düştü. Eğer böyle bir olay olduysa büyük problem. Harbi büyük problem. Şuradan alabildiklerimizi yanımıza bir alalım. Tahtalı köyü bir boylattıralım bunlara. Sen bir çekil. Sen de abicim bir çekil. Ulan ben kime vuruyorum, kime gidiyor ya. Neyse. Bizim çocuklar orayı çözdü. Şu piyadelere doğru da girelim hızlıca. 24 kişi kaldı zaten. 24 kişiden bize zarar marar gelmez. Ama neredeler? Oğlum ben adamları göremeden adamlar bitti lan. Ha. Kardeşim merhaba. Lan neyse. Son adam bu ya? Değil. Oğlum bunlarda bir tane savaşmaya meyilli adam var galiba. Savaş bitmiyor. Şu kaçtı, öldü. Diğeri nerede? Herkes oraya toplanmış. Galiba orada. Yalnız çok kötü bir durum lan. 216 kişi bir kişiyi koşturuyor. Düşünsenize. Adamı yatırır öperler. Hani öperler ama neresinden bilemeyeceğim şimdi. Kardeşim hoş geldin. Aramıza sen de hoş geldin. Hemen şurayı topluyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şu okçuları da çekelim. Yani kolay bir zaferdi ama benim hedefim sen değildin. Bunu belirteyim. Pierentus'um al. Hoş geldin hediyesi bak. Bak hoş geldin hediyesi ona göre. Hani. Hatta ben seninle dur aramı da bir güzel yapayım ya. Satmayasın bizi sonra. Ne alemdeyiz? Aramız güzel sayılır. Al bakayım al. Artıya çıkarsın. Eşek değilsindir herhalde. O kadar bak destek de veriyoruz ha. Tamam. Satma bizi, satarım seni. Şimdi biz şuradan devam edelim. Şu Papenbart'ın bir bağlantısı var. Bu bağlantıyı bulmamız gerekiyor. Aa, dur lan. Dur 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 dur. Papenbart kaçta gidiyor? 5-2, 5-4. Her türlü yetişiriz buna. Biz buna her türlü yetişiriz. Şunu bir yakalayalım şurada. Banu Arbas bizi terk etti diyor ya. Banu Arbas kim oğlum? Tanımıyorum ki ben. Kanka bir şey konuşacağım. Gel bana destek ver. Bak. Sıkıntı çok büyük. Manchu patlayacak. Sen Manchu'yu iyi mi biliyorsun lan? Manchu karaktersiz ha. Vallahi Manchu karaktersiz. Karakterli biliyor herifi. Papenim. O zaman kusura bakma. Kusura bakma yani. Bu işler böyle yürüyor. Gel. 8 kişilik bir kaybım oldu ama neyse. Problem değil. Şunları yanımıza çekelim. Yolumuza devam edelim. Şimdi kaçanlar kimden kaçtı? Lavenya Kalesi düşmüş. Tekrardan. Burası galiba düşmüş.
Yo, orada düşmemiş. Orası zaten düşmüştü. O zaman ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Şimdi şuraya bir gitsek baksak. Şimara'da ne kadar kişi var? Bunu bir öğrenelim. 233. Şuradan Brungalter'i gördüm. Bu Brungalter'i ben yanıma çekmiştim. Bu gene gitmiş. Ya arkadaş, yanıma çekiyorum, herif basıyor geri gidiyor ya. Çok sinir bozucu bir durum. Közlerden Bay Plos. Gel buraya. Gel gel, kaçamazsın gel. Gel oğlum gel. Aha Destor. Destor'un da bu arada muhabbeti var. Dediğim gibi bu Destor'a bağlıymış. Şimdi Destor'u koşturalım. Madem öyle. Destor'u yakalarız. Umarım. Lan ben Destor'u koşturuyorum. Onlar da beni koşturuyor. Destor'u biz yakalayamayız. Lan nasıl yakalayamıyorum ben sizi? Ben anlamıyorum ki ya. Ordum da hızlı. Yavaş olsa tamam diyeceğim ama. Az kişi oldukları için bizden daha hızlı ilerliyorlar haritada. Şunları yanımıza bir çekelim. Gerçi şeyler de bizi çok yavaşlatıyor. Bunu kabullenmek lazım. Tutsak ettiğimiz askerler. Onlar da bayağı bir yavaşlatıyor ama. Hani en azından olabildiğince yanımıza alıp hızımızı arttırmaya çalıştığımız için hani çok da problem olmaz. Hızımızı arttırabildik mi? Yok. Yaralılardan belki bir ihtimal yavaşlarız. Oğlum biz niye yavaşlıyoruz harbi ya? Kim eksiye düşürüyor bizi? Eksiye düşüren de belli değil ya. Lan yeter, seninle uğraşamayacağım. Nereye gidiyorsun manyak herif? Haritadan çıktık lan. Tamam, ben Husam Fulağa gidiyorum ya. Koşturamayacağım ben bu herifi. Ben buraya gideceğim. Burada bir şeyler yapmayı deneyeceğim de. Bir dakika. Bak, asker geri geçmiş öbür tarafa. Geri satmış herif bize. Şimdi. Şuraya bir düşürelim. Demin buraya girecektik, girmemiştik. Buraya bir girelim biz. Onlar belli ki savaş istiyor. O zaman o savaşı vereceğiz arkadaşlar. Hani buna yapacak bir şey yok. Bizim çocuklar umarım diğer tarafa güzel bir şekilde el atarlar. Şöyle diğer durumlara da baktığımız zaman Aserallilerden ben 5 esir aldım. Onu geç. Kuzeyitler ittik yapmaya devam ediyor. Bizimkiler nerede savaşıyor Allah bilir. Takas teklifi paso kabul ediliyor. Bunlar bizim yanımızdan kaçtı gene. Normal, alıştık. Kaleus Kalesi tekrardan alındı. Olimpos'a verildi. Ben en iyisi beni satmayan adamlara vereyim. Ben bu hatayı hep yapıyorum. En azından onlara vereyim, bir faydasını görelim. Ha ne oldu kardeş? Ne oldu? Yani olay ne? Babam, Suru. Ne olayın şimdi? Neden geldin yani bana, salça oldun, musallat oldun? Bu arada ben bu herifi nasıl ikna edeceğim lan? Savaşacağız kardeşim. Kusura bakma vallahi, ben seni ikna edemiyorum. Adamı harbi ikna edemiyoruz. Problem var. Bu arada bu savaş kalenin içinde olmayacak, değil mi? Eğer böyle olursa saçma olur. Heh. Tamamdır. Beyler. Onlar bize gelecek. Biz şöyle az kayıp vermek adına. Şöyle bir şey yapalım. Buraya bir gelin. Fazla kayıp vermek istemiyorum. Siz de çocuklar. Şöyle durun. Ve kalkan duvarı oluşturun. Şimdi gelelim okçulara. Onlar hücum etsin. Onlar da hücum etsin. Tamam. Ön cepheyi böyle karşılayacağız. Süvarilerle
yolumuza devam edeceğiz. Keşke tekrardan atlıları yanıma çekme olsa hepsini birden, ama onu galiba nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Onu bilmiyorum, yalan yok. Bilsem çok güzel olacak. Sadece atlıları yanıma çekip onlarla devam etmek istiyorum ama lan bu herifler atlara harbi vuruyor ya. Pazarcı mazarcı dedik ama herifler iyi. Mızrak konusunda bayağı hakimler kendilerine. Yani çok bir faydasını göremeyecekler o ayrı bir dava, ama yine de işimizi birazcık zora sokuyorlar. Şöyle biz vura vura burayı dağıta dağıta devam edelim yolumuza. Atlara dokunmayalım beyler, atlara dokunmayalım, atlara dokunmayalım, insanlara da dokunmayalım. Yani siz ölün, biz yolumuza devam edelim. Olan da Ünkit'e olsun. Ne yapalım? Kendi kaşına. Ben ona güzel de teklifte bulundum aslında ama pek oralı olmadı o. Kardeş sen öleceksin. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Biz bunları aslında sadece okçularla girsek daha mantıklı. Bizim okçular ne yapıyor? Harbiden benim okçular ne yapıyor ya? Çocuklar bir yanıma gelin. Oğlum bizde okçu kalmamış bu arada. Şaka maka bir yana, bizde okçu yok lan. Aa çok garip. Kanka Suruk. La oğlum bir vurdurtmadınız la bebeğe. Vallahi bir vurdurtmadınız ha. İndir lan mızrağını. Adamlara bak. İki mızrak çeken adam oldum sanıyor. Hayırdır size. Al. Sen de al. Sen alamadın. Olsun, olsun. Sen de alacaksın. Oğlum bir salın da vurayım la. Bir salın da bırak. Vallahi böyle kötü hissediyorum kendimi. Faydasız gibi oluyorum. Şimdilik. Oğlum kalkan duvarı yaptıktan sonra hayrına da bir hücum edin lan. Aa adamlara bak. Kalkan duvarı yapıyorlar, vurma gereksinimi duymuyorlar. Çok garip çocuklar ya. Adamlar yanınıza gelene kadar oğlum o kalkan duvarı. Geldikten sonra siz vurmaya başlayacaksınız. Vurmazsanız olmaz. Sen bizdensin değil mi lan, pardon. Çok garip oldu ya bu savaş. Vallahi çok garip oldu. Hücum hücum. Beyler siz hücum edin. Siz de hücum edin. Direkt bitirelim şu savaşı da. 27 kişilik kaybımızla yolumuza devam edeceğiz. Ne yapalım yani. Hatta 28 olsun da ben de yaralandım. Bitirin abi şu savaşı. Yani olan ağırlık süvarilerimize oldu ama problem değil. Sıkıntı yok. Olabildiğince zaten bizim amacımız bunlara zarar verebilmek. Onlar da kendileri geliyor. Bizi hiç yormuyorlar. Gustim hoş geldin. Yani ben sizle bir dostluk yapacaktım ama hani siz kendiniz kaşındınız. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi kaşındınız. Şimdi şuradan şu birlikleri bir çekelim. Şu okçuları yanımıza alalım. Okçulara ihtiyacımız var. Bariz belli. Okçu sayımız bayağı bir azalmış. Şunları da aldık mı? Tamam, gerisi sizin olsun. Çok da umurumda değil. Şimdi şuradan hemen kaleye olan savaşı sürdürsek mi ki ya? Ya da dur, kuşatmaya gerek yok ya. Gerek yok. Şuraya gidelim. Şu aldığımız bir lordları biz buraya verelim. Yani çok kısa süre içerisinde sürekli olarak bizim çocuk mahkumları geri veriyor ama idare edeceğiz işte. Aslında idam edesim var bunları ya. İdam etsek bir kişi bir kişidir mantığı ama. Tekrardan şuraya geri dönelim. Bizimkiler gene ordu kurmaya başladı. Gereksiz yere. Gereksiz yere. Yani hiçbir bana faydası olmayan kurulan ordular. Ya düşen kalenin peşine düşüyorlar. Lan düşmüş orası işte.
Git yeni bir kale düşür. Farklı bir yerde bir kale düşür. Hani biz de nimetlerinden faydalanalım. Ama bunu düşünmedikleri için işte düşen kalenin peşine düştükleri için pek de bir faydası olmuyor. Kale düşüyor, geri geliyor. Düşüyor, geri geliyor. Tabii o sırada diğer odamların işine yarıyor bu. Hiçbir şekilde biz faydalanamıyoruz. Şöyle yanımıza gelmek isteyen okçu ağırlıklı kim var? Gelin kardeşim. Gelin kardeşim. Vallahi kabile mabile alacağız. Üyelere ihtiyacımız var. Yeni kişilere ihtiyacımız var. Şimdi burayı alıp ardından hemen diğer taraftaki bölgeye geçeceğiz. O bölgede de görevimizi yapacağız. Zaten bu kalenin bize çok da bir zarar verebileceğini ben işin aslı sanmıyorum, düşünmüyorum, beklemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Rahatlıkla alabileceğimiz bir kale gibi duruyor. Hatta direkt buraya ben asker göndereyim ya. Hiç uğraşmaya bile gerek yok. Hiç uğraşmaya gerek yok. Asker gönderelim. Kısa süre içerisinde diğer taraflara biz el atalım. Yalnız şuradan şunları çekelim. Okçu ağırlık var mı lan? Aseray milis. Alırım onları. Nasıl bir şey çıkacak ortaya çok merak ediyorum ama onları yanıma alırım. Şimdi bu Şibali kime verebiliriz? Kanu'ya verelim. Kanu'yla mutlaka benim aramın güzel olması gerekiyor. Çünkü Kanu bizim en işlevsel adamlarımızdan bir tanesi. Öyle söyleyeyim size. Olabildiğince ona nüfuzu abanacağız. Aramızı güzel tutacağız bu çocukla. Kendisinin çok fazla bölgesi var. Ve bu da bizim için büyük bir problem. Yani mesela Şekila. Hani veriyoruz. Olabildiğince veriyoruz. Desteklemeye çalışıyoruz ama işte o destekleri pek iyi bir şekilde değerlendiremiyor. Sol tarafta değişen pek bir durum yok gibi duruyor. Bizimkiler düşen iç bölgeleri almayı geri başarmışlar. Bu güzel bir haber. Üst taraftaki savaş hala sürüyor. Yani şu an neredeyse düşmanı biz bozguna da uğrattık diyebiliriz ya. Onika Kalesi de geldi bize. Al. Al koçum benim. İnşallah anında satmazsın bizi. Umarım inşallah anında satmazsın bizi. Nereye aldık? Tam da emin değilim o konuda hakkında ama şurayı tekrardan geri alalım. Kanucum ilerliyor bak bak. Yapmış orduyu. Şekil ordusuyla takılıyor. Helal sana aslanım benim. Biz hemen bir şuraya girelim yalnız. Bizim çocuklar burada kendilerine gelmeye başlar. Gelişim süreçlerini onların biraz hızlandıralım. Bunun da artılarını kullanmamız lazım. Ne kadar fazla kişi o kadar seri bir içeri giriş olacak çünkü. Bunu unutmayalım. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Hatta ben şu Honus'u yanıma çekebiliyor muyum şu an? Honus'um bir benim yanıma gelsene. Sen bir gel yanıma kardeşim benim. Yani şu an benim birazcık orduya ihtiyacım var. Bu arada bana 3 gün uzaklıkta olan kişiler var ya. Exerion sen de gel. İsmin nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Siz bir gelin çocuklar ya yanıma. Yani direkt baskın atıp hemen Aseray'ın iç bölgelerine ilerleme niyetin içerisinde olduğum için yani şu savaşta vereceğimiz kayıplar benim çok da umurumda değil. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi kuşatmaya başladık. Onlar içeriye sürekli olarak bir topçu yapma peşindeler. Peki buna gerek var mı bu kadar? Kalyus Kalesi'ni tekrar geri aldık. Bu sefer onu Sincanlı abime vereceğim. Sincanlı abime vereyim. Onun da nimetlerinden faydalanalım artık. Ama buradaki kale için biz şunu yapmak yerine keşke bir katapult yapsaydık ya. Hatta biz niye uğraşıyoruz ki? Dur bir dakika. Zaten içeri girmeyeceğiz mi? Bir dakika. Şimdi çocuklar dağılabilirsiniz. Dağılabilirsiniz. Ben size gereken zaten yardım ve yataklığı farklı şekilde yapacağım. Şimdi burayı da bir alalım çünkü buralar zaten bizim bölgelerimiz olduğu için hani çok da kafa yormaya gerek yok. Yeni bir oluşum içerisindeler.
yeni oluşum içerisinde olan kişilere de olabildiğince zararı vermemiz gerekiyor. Şimdi burayı isteyen var mı lan aranızda? Olmaz olur mu? Hepiniz atlıyorsunuz değil mi? Kanuja. Al. Kanuja'na bayağı bir toprak bütünlüğü sağladık. Umarım iyi işlere el atabilir. Yani bu kadar desteği herkese yapmayız sonuçta. Çocuklar tamam dağılabilirsiniz. Benim sizde işim bitti. Benim şu an rotamın değişmesi gerekiyor acil bir şekilde. O yüzden hemen şuraya bir gidelim. Buradan asker alalım. Ardından yavaş yavaş burayı yok ettiniz mi lan? Yanıyor burada tutuşmuş ama. Etmişsiniz etmez olur musunuz? Surum nereye gidiyor? Demin esaretten kaçmışsın kanka sen. Ben öyle bir şey duydum. Ha? Nasıl oldu o iş? Nasıl kaçtın lan sana ayaküstü? Gel. Gel gel. Esaretten kaçanı esarete mahkum ederiz. Öyle yok, öyle yok. Öyle alttan alttan gireceksin. Biz doğuda savaşırken sen batıdaki topraklarımızı ele geçireceksin. Sen hayırdır ya? Beyler. Adamlar yayan. Hani bak. Şöyle söyleyeyim. Siz bir şuraya geçin. Okçular. Siz de bu pozisyonda kalmaya devam edin. Şimdi. Siz beni takip edeceksiniz. Siz beni takip edin. Okçular. Aynı şekilde siz de beni takip edin. Hadi gelin bir yavaş yavaş biz bir olta atalım ya. Şu gelen arkadaşı da bir karşılayalım şurada. Ben vuramadım ama siz alırsınız araya. Tamam, çok güzel. Al al al. Çekinme oğlum, çekinme. Al araya. Şimdi. Ulan bir çekilin de ben de bir ilerleyeyim. Hala düşüremedik mi lan biz o adamı? Yaralanmış. Gelin benle, gelin benle. Hemen şu sağdan sağdan gelen süvarileri de biz bir indirelim. Sonuçta oha atımı öldürdü lan. Harbi öldürdü ya. Al sen vurabiliyorsun da ben vuramıyorum mu lan atına? Nerede o? O kadar çok süvari var ki. Denk getiremiyoruz. Hızlanamıyoruz lan. Hadi kızım, hadi kızım. Birazcık hızla. La yeter senle mi uğraşacağım ben ya? Allah Allah. Al. Şimdi hemen şuradaki orduya dönelim biz. Of var ya at patates oldu ha. Vallahi at patates oldu. Beyler beni araya almadan be. Şş, beni araya almayın oğlum. Ben şöyle vura 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 yoluma devam edeyim. Hatta bir ata binebilsem çok tatlı olacak ama. Ulan bak birine vuracağım öbürü engelliyor. Şş, biriniz attan insenize çocuklar be. Size zahmet olacak ama. Dur dur bir dakika emir veriyorum bizimkilere dur. Allah Allah hemen bir gelip saldırma peşindeler niyeti içerisindeler. Aha at. Dur koç. Dur koçum benim dur dur. Heh, sen bana lazımsın. Bu ne lan bu gitmiyor bile ya. Çocuklar şu atlara bir bakın be. Hani harbiden bu atlara bir bakın. Bu ne böyle atın hızlanmaya niyeti yok. Sen kimsin lan? İmparatorluğun adamları sağlam herhalde. Miğfer konusunda. Adam yemedi lan demeyiç. Hop yapıştı. Kütük gibi düştü adama. Güzel güzel. Devam edin beyler böyle. Devam edin. Bulduğunuzu ayıklayın. Hiç bekleme yapmayın. Var mı bu yanda adamlar? Tamam. Bunlar kaçıyor yalnız. Bak kaçtılar. Savaş bitmedi mi hala? 6 kişi var. 5 kişiye düştü. 4'e düşürdük. Savaşımızı kazandık. Tam gaz yolumuza devam edebiliriz. Yalnız 13 kişilik bir hüsran söz konusu ama olur be, olur. Kankam hoş geldin. İsvanım, Suruk. Suruk ben seni yakalıyorum ama yakında kelleni alacağım haberin olsun. Benden demesi bak. Sonra da uyarmadı, etmedi. Aa bu bana söylemedi deme bana.
Yani gidişat onu gösteriyor. Sen çünkü sinir bozmaya başladın. Farkında değilsin. Şimdi bir yandan benim ordu da toplamam lazım. Ama bunu nasıl yapacağız? Oğlum ben çok kötü bir pozisyondayım ya. Cidden çok kötü bir pozisyondayım. Ordu toplamam gerekli ama orduyu toplayabileceğim yerim yok. Düşman bölgesinde gezdiğim için. Yani şu kalede mesela 66 kişi kalmış. Şurayı bir alabilsek hızlı bir şekilde mesela. Hemen burayı bizimkilere bırakıp ben geriye döneceğim. Al biri daha geliyor. Thais'in ordusu. Bir yemedi ha, ne yalan söyleyeyim yemedi. Tamam abi sen haklısın, sen iyisin. Sen güçsüzsün, sen var ya kral olacak adamdın da işte. Olmamış, olamamış. Otlama hakları. Ne oldu? Otlatın oğlum, otlatın. Zaten bu vardı bizim politikada. Ne oldu? Ulan var ya bizim vesir miydi? Musey miydi? Neydi? Hatun ismi. Garanti ortalığı karıştırma peşinde orada. Ondan ötürü durum. Ama benim buradan acil ordu toplamam gerekiyor. Bu böyle olmaz ki. Bunlar buraya gelecek. Bu belli. Yo, onlar farklı bir yere gidiyor. Nereye gidiyor lan onlar? Hocam siz nereye gidiyorsunuz? Onika. Ana. Adamlar kaybettikleri kalenin peşine düştü. İşte bak. Yapay zekanın aptallığı burada kaynaklanıyor. Lan orası düştü. Sen orayı geri alamazsın ki. Sen oraya gidene kadar zaten seni sağlam bir ordu bekleyecek. Sen nereye gidiyorsun? Demezler mi adama? Diyorlar. Diyorlar da boşa diyorlar işte. Problem orada. Yani gereksiz bir şu an yola koyuldular. Ben bunlardan kaçıyordum. Ama hiç de kaçmamı gerektiren ortada bir durum falan yok. Onika nerede? Bak kim bilir nerede? Bak bak bak. Şimdi buradaki kaleyi almak varken neden Onika? Sormazlar mı lan adamı? Neyse siz alın hadi orayı. Siz alın biz de arka taraftan bir şeyler yapalım. Yalnız buradaki adam sayısı da her geçen saniye artıyor. Bunun önüne bir el koyalım. Zaten iki katı üstünlüğümüz var. İyileşen askerlerimiz de var. Yanımıza gelmek isteyen adamlar da var. Şuraya rahat rahat girelim. Rahat rahat buraya alalım. Sonrasında kuşatmalarımıza şehirlere doğru yönelerek devam edelim ama benim şu an orduyu birazcık toparlamam gerekli. Yani böyle yanımıza esir gelenlerle bu iş olmayacak gibi. Vallahi. Şuraya bir girelim biz. Dayı geldi ama öyle yok, öyle yok. Savunmaya müsaade yok. İstiyorsa sıkıyorsa gelsin içeri. İçeride kapışalım ya. Ne olacak sanki? Bize giren çıkan yok sonuçta bu saatten sonra. Var mı? Sorarım size. Yok. Nasıl? Üç cephede savaş veriyoruz. Daha ne girebilir lan bana? Ne girebilir? Bu arada barış yapan olursa onları birazcık umursamaz bir tavırla devam edeceğim. Ama ben barış hiçbir şekilde teklif etmeyeceğim. Bunu zaten neden olduğunu anlıyorsunuz. Hani üç cephede de savaş verebildiğimiz için pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Biz bize düşeni yapalım. Sonra dalgamıza bakalım. Şimdi bu adamlar bu tarafa geliyor. Tamam, gelin abi. Madem bu cephede siz savunma yapacaksınız, ben de o savunmanıza birazcık yardımcı olayım. Koçbaşı falan var mıydı ya bizde? Yok. Biz koçbaşını niye almadık? Yapmadan girdik içeri. Şu an biz bu şekilde sanki daha fazla kayıp veririz gibi. Adam da düşmüyor, helal olsun. Kardeşim bir durum be. Bu arada o ok adama tutmadıydı. Şaka maka tutmadı o ok. Yani kendim attım diye demiyorum ama duvarda bir yerde patlamıştı. Kardeşim atmıyoruz. Aynısı senin için de geçerli başka. O işi geçeceksin. Şimdi sen. Ve sen. Oğlum daha yeni içeride pusuyordunuz. Lan nereye gidiyorsunuz ya? Oğlum burayı tutun burayı. O yanda bir şey yok ki çocuklar. Var mı lan? Ne var orada? Hacı bir dur sen de bir sırtını dönüp dönüp duruyorsun. Ne yapıyorsun Allah bilir.
Herif kaçıyor mu, savaşıyor mu belli değil ya. Bir görüyor, görmezden geliyor, ondan sonra geri hareketleniyor. Sen de düş. Sen de düş kardeşim. Vallahi bir kişi bir kişi buradan ayıklaya ayıklaya bizim orada yardımcı oluruz. Zaten onlar içeride şu an herhalde girmiş durumdalar. Kapıyı açabilecek var mı lan aranızda? Nereden girdiniz oğlum siz buraya ya? Lan bunlar benim bilmediğim yolları kullanıyor galiba ya. Aa, buradan gelmişler. Siz neyi bekliyorsunuz? Davetiye mi? Oğlum saldırsanıza. Çok garipler ya. Tabii kaleyi tutacak adam olmadığı için ister istemez bizim içeri girişimiz daha rahat oldu ama şu arkadaşların orada bekliyor olması biraz can savaştan kaçıyor izlenimi veriyor. Yani madem savaştan kaçacaksın, sen niye savaşma niyeti içerisine giriyorsun? Değil mi? Değil mi kardeşim? Ha? Bunu niye yapıyorsunuz ya? Vallahi bir kişi bir kişidir. Kim kaldı? Bak şu iki kişi kaldı. Bunları buluyor bizimkiler inşallah. Ama pek bulduklarını da hissettirmiyorlar. Hala adam mı var lan burada? İki kişi var. Nerede? Oğlum herkes bu yana doğru gitmeye çalışıyor. Burada mı lan adam? Yo. Ulan var ya beyin yaktırıyorlar. Yemin ediyorum beyin yaktırıyorlar insana ya. Hocam nerede bu iki kişi? Beyler. Alt taraftaydı. Düştü. Tamam. Diğeri nerede? Düşman savaştan kaçtı. Farklı bir kafa. Farklı bir kafa. Olur. Çok şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Tamam olur. Şimdiki. Biz siz de yolumuza devam edelim. İnşallah kısa sürede yanımıza gelenler de olur aranızdan ama. Şimdi. Shibali kime vereceğiz? Hujuman'dır. Branor'a mı veriyoruz? Hadi canım. Branor'u destekliyor lan bizimkiler. Bu arada Branor'la benim aram bozulmuş. Lan gene ne oldu seninle ya? Kartal başladım. Logosuna kurban oldum. Ne oldu? Problem ne kardeş? Ha? Problem ne? Çözeriz oğlum sıkıntın neyse. Lan var ya bir sülaleni kestik sen de etmediğini bırakmıyorsun ha. Bilseydim kesmezdim diyeceğim ama gene keserdim gene keserdim. Yalan yok şimdi. Hacım ne yapıyorsun burada? İspanım. Yörük'te mi? Tamam ben Yörük'te konuşmaya giderim. Karşıma gelsin sıkıntı yok. Onunla da konuşurum. Ama seni bir ayıklamak lazım. 10 kişilik kayıp. Hoş geldin aramıza. Arkadaşlarım var ya yabancılık çekmezsin. Problem etme o kadar. Şunları biz yanımıza alalım. Yolumuza koyulalım. 153 kişi yalnız birazcık düşük. Ona ayar çekmemiz lazım. Biraz az. Kendimizi toparlamamız gerekiyor acilen. Yani bayağı bir ilerleme kat ettiğimiz en azından Asera için söylenebilir ama onların ne kadar güçlerini düşürmeye çalışıyor olsak da biz güç kaybetmiyor değiliz yani. Bizim sıramızda yavaş yavaş sanki geliyormuş gibi. Düşman topraklarında özellikle ağzına sıçayım. Pardon. Geziyor olmamız büyük bir problem teşkil ediyor. Bu bir gerçek ama işte biz ne kadar güçlenmeye çalışsak da acilen elde ettiğimiz yerlerden bir şekilde karşılık da bulmamız gerek. Bulamazsak ilerleyen süreçte bayağı bir problem. Şimdi şu kartal başlığından ben gireyim bir iki asker buradan tırtıklayayım. 160'a çıktık. Burada kaç kişi var? 194 kişi var. He, o zaman şuraya gitsem ben sana girerim. Ne oldu? Veskalant. Hayırlı olsun.
Sincanlı mı? Al senin olsun. Sincanlı bayağı Batı'da destekleniyor ya. Şaka maka bir yana. Vallahi orada destekliyorlar çocuğu. Şurayı nasıl alabiliriz? Burası çok kilit bir nokta aslında. Burayı bizim düşürmemiz lazım. Düşürebilirsek bu tarafta rahatlarız aslında ama bizimkilerin pek de umurunda olduğu söylenemez. O zaman biz ufak ufak yola koyulacağız. O kaleyi de düşüreceğiz. Bizimkilerin buraya girmesini bekleyeceğiz. Girmezlerse ben birazcık yanıma ordu çekeceğim ve ben oraya gireceğim. Yani buradan bir şekilde sonuç elde etmemiz gerekiyor bütünlük için. Yoksa o şehrin orada olması bize sürekli bir tehlike arz edecek. Bu tehlikenin de olmasını ben istemiyorum. Şu kuşu atmaya başlayalım. Ardından bir tane de şuraya mancınık yapsak mı ki ya? Yani güç, oy. Dengelerimiz fena değil. Fena değil de. Hocam siz niye geldiniz ki ya? Ne olacaktı sanki? Nereye gidiyorsunuz? Hedef neresi? Bir hedeflerini öğrenelim de ona göre hareket ederiz. Hocam, niyet nere? Adram. Ben. Hedefiniz ben miyim lan? Cidden mi? O zaman al. Oha 5 gün 5 saat. Bizimkilerin hepsi batıda ya. Vallahi hepsi batıda. Bu herifi ben yanıma çekebilir miyim? Denesek mi ki bunu? Sarra. Oğlum siz bendendiniz. Koçum. Sen benden değil miydin ya? Ben mi yanlış biliyorum? Bu bendendi ya. Tamam kanka. Teslim olmayacağım. Öyle bir şey yok da. Şimdi. Senle bir laf olsun, torba da olsun, barışı yapsak biz ne olur? O işi geç. Para verin. Suru aktarmam. Para verin. Lan 6K'ya adamlar bizle barış yapıyor ya. Bu nasıl bir saçmalık abi? 6K ne lan? Yanlış anlama, ben sana gene saldıracağım. Bu laf olsun torba da olsun barışıydı. Hani haberin olsun. Ben gene saldıracağım. Laf olsun torba da olsun barışı şu anlama geliyor arkadaşlar. Onu da hemen kısaca özetleyeyim. Orada esir düşmemek için. Hani o yüzden laf olsun torba da olsun. Döneceğim, dolaşacağım, gene gireceğim ben ona. Tabii bunu yaparken de birazcık etraftan yanıma adam çekeceğim. Yani tek artısı bu. Ama o barış orada kalacak. Artı o herif bizdendi, niye bizi satmış? Niye böyle bir şey yapmış? Şimdi zaten onlar bize tekrardan bir savaş açacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii bu barış sürecinde biz ufak ufak da şeye de girebiliriz. Diğer birliklere. Ama bunu yaparken işte şunu es geçmememiz gerekiyor. Buraya gelen var mı? Yok. Asker verir misiniz? Onu da vermediniz. Avluda kimse yok. Tamam. O zaman ben bir bunların sol tarafına bakayım ya. Sol tarafında ne oluyor? Ne ediyor? Ne bitiyor? Batıda ne oluyor? Bak buraya almışlar. Vlandiyalar hala bu bölgeyi kaybetmeme niyeti içerisindeler. Aseray'da ufak bir değişiklik var mı? Burası düşmüş. Kaysar düşmüş. Şu bölgeyi bir alabilsem yanıma çok güzel olacak da. Şş, kardeşim. Lan ben de oğlum sizin esirleriniz var lan. Aa yokmuş. Kaçmışlar kuşlar. Ne ara kaçtınız oğlum ya? Lan bunlar da kaçta göz arası var ya, topuklu ya.
Normalde savaş yaptığın birisiyle bir görüşmen lazım. Hani adınızı biliyorum diyor. He aldım. Vereyim mi sana geri? Verseydim geri istersen. Şunları bana versene lan. Eyvallah. Alalım yanımıza ya, ne olur ne olmaz. Şimdi iç bölgelerde sığınaklar var. Dış bölgelerde bunların sürekli olarak bize salça olması var. Akisar gene düşmüş. Tabii bizimkiler sağ tarafta olmadığı için doğu tarafında olan biten her şey batıda oluyor dolayısıyla. Ama batıda da bir hareketlilik yok ya. Abi çok durağan bir savaş dönemi geçmiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Bizim bu diplomasi durumu ne alemde? Batanya'nın gücü yok. Sturgia'nın gücü yok. Vlandia can çekişiyor. Kuzeyit de ona eşlik ediyor. İkisinin gücü bize yetmiyor. Bize tek gücü yeten Aseray, onu da tek başıma ben zaten alt tarafta durduruyorum. Ama bütün bu olaylar olup biterken gel gelelim. Bizimkiler hiçbir işe yaramıyor gibi hissediyorum. Yorayım. Aa, Yorick'le görüş demişti değil mi lan? Sen de görüşmemi istemişti galiba o ya. Beni tanımıyor mu? Az çok tanıyormuşsun. E o zaman al. İhlal edecek o seni hacı. Bak, o seni ihlal edecek. Şimdi size hak ettiğiniz değeri vermez oğlum, o pazar peşinde. Ama parayı nasıl kazanacağını da bilmiyor. Gel bana bak, gel bana rahat rahat hayatını yaşa. Sefasını sür oğlum. Şimdi o zaman atlarını da alırım. Atlarını da alırım. Öyle bedava kuru kuruya gelmek yok. Kardeşim. Şimdi sen bize ne getirdin? Hiçbir şey getirmedin. Niye böyle oldu? Oğlum biz senden parayı verirken planlarımızın içerisinde bu yoktu. Adam hayviye 300K para aldı lan. Yedi içti sıçtı parası mı, sorması ayıptır. Hani öyle bir şeyse problem değil. Ama hani bir hayrına bir iki tane de bir kalemale getireydi yanına. Yani en azından insan böyle bir güzellik bekliyor. Adam resmen yedi içti sıçtı parası aldı bizden ya. Nerede o? Tipinin yalnız görünmesi lazım burada. Ben görünmeden nereden bileyim oğlum onun klanını? İsvan. Al. Yani sancak bayrağın aklımda kaldı. Oradan yürüdük de. İsvan'ım. Hani bilemiyorum ya. Vallahi bilemiyorum. Bu arada gelen var mı lan buraya? Başka yok. Aseray neden hala direnme peşinde mesela? Bu adamın kalesi yok muydu? Bunlar hep kafadaki soru işaretleri. Senin nasıl ordun olmaz? Yani 300K'yı ne için istedin? Yani İsvan, senin daha demin daha iyi bir ordun vardı. 9 kişi ne lan? Al sana para da vereyim. Al bir dinar. Şunları versene bana. Al. Hayırlı olsun. Kendine iyi bak. Bu arada arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geleyim. Hani buradan zaten devam edeceğiz. Yalnız alabildiğim kadar Aseraylıları yanıma çekmeye çalışacağım. Yani onlarla durumumuzun iyi olduğunu hesaba katarsak Aseraylıları ben yanıma çekerim. Sol taraftan ilerleriz. Alt taraftan Blandia çıkartması yaparız bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.